Selamünaleyküm değerli arkadaşlarımız. Arkadaşlar bir önceki videomda bahsetmiştim. Yavuzumuz ateşli diye. Evet, ateşi coştu. Hastaneye götürdü onu dayısı. Serum taktılar. Çok korktu, çok ağladı. Ben gitmedim tabii. Mustafa aradı. Bu hastanede ağladı. Ben de burada ağladım. İnanın ki burnumun direği sızladı. Bayağı ağladı ama. Ben bacağını böyle şey yattım, o şekilde sustu. Biraz sakinleşti. Serumdan korkmuş yani. Eve gelince de ağladı. Ama şimdi iyi, çok şükür. Biz de öyle oturuyordu, orada uyudu. Keyfini bozmadık. Hemen uyanıyor çünkü. Beni yanında istiyor. Evet. Anne çocuğu. Ay, yavrumun yavrusu hastalandı işte, çok üzgünüz. Bir de bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir kardeşim benim kazancımı falan işte analiz etmiş, videolarımı falan. Çoğu yanlış bilgi. Bir de evet, haklı. Haklı olduğu yerler de var. Şimdi videoları çok kısa diyor. Ama bu benim o ilk YouTube'daki ilk Daha adımlarımdaki bilmeden. videolardan bahsetti. Kısa, evet kısa. Kısa video iyi değil YouTube'da. Yani şöyle 1 milyon izlenince güzel yani. Kötü de değil. İzlenme önemli arkadaşlar YouTube'da. Başlığa gelince İşte İstanbul yazmış diyor. Evet, bilerek yazdım ben onu. Şöyle, o da hani videomda işte yaşlı bir teyzeyi, kayınvalideyi, İstanbul'a gittim falan diyorum, işte ben ona nazaran yazdım. Tabii ki bilinçsiz. Hani İstanbul yazmalıyım. Yani yoktu ki elimden tutan, yönlendiren. Kendi İşte. çabalarımla buralara geldim Yani çok ona şükür. rağmen gelebildim. Evet. Şimdi WhatsApp'tan bununla alakalı yorumlar alıyorum. Yorumlarda da gördüm. Abla niye başlık böyle diyorsunuz. Evet, Teşekkür sen ederim. çok yazı yazmayı bilmiyorsun bile diyen ben yorumlarda gördüm var. Ha. Şöyle, şimdi düzgün arkadaşlar. Mesela başlığımı videonun içinden bir şey alıp da yazmam lazım. Öyle yapıyorum. Şimdi hani düşmemiş bir videoda düşmemişim. Misal diyorum ona. Ona ben nasıl diyeyim? Düştüm. Bunun gibi. Mesela işte kahvaltıda şimdi yemek yiyoruz mesela. Ne yiyorum? Tavuk yiyorum. Yemek yedim yazarım, ya da tavuk fırında tavuk yaptım derim, ya da düdüklüde tavuk yaptım derim. Başlıkların da ilginç olması lazım ki insanların dikkatini çeksin, hani bir göz atsınlar, bir izlesinler videomu diye. Yani böyle değerli arkadaşlarım. Teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için, ama o kardeşim dediğim gibi eski videolarımdan analiz yaparak. Biraz daha da ilgi çekme peşinde sanırım. Bu şekilde bir şeyler Yok, paylaşıyor. niye böyle bir şey yapıyorlar onu da anlamış değilim yani. Yani herkesin şeyi kendine. Oy oy Tamam oy bebeğim. oy Tamam oy aşkım. oy oy. Ben buradayım. Bak buradayım. Bak elini tutuyorum. Bak elini tutuyorum bak. Tamam. Ne oldu? Tamam aşkım, buradayım, bak buradayım. Yok. Anne burada bak. Çok korktu yine de. Tamam. Muhtemelen Parka gece gideceğiz. boyu uyanacaktır. Parka gideceğiz seninle, tamam mı? Parka gideceğiz, tamam mı? Hani böyle çıkmıştın ya dün, kaymıştık beraber güzel. Ben buradayım. Bence o yine şey oldu anneciğim. Terledi biraz. Ne yapalım? Oğlum. Değiştirelim mi üzerini? Değiştirelim bence de. Çişi gelmiş.
İşte böyle değerli Selam arkadaşlarımız. Selam alınca şey oldu biraz. Hı hı. Herkes bir şey peşinde zaten değil mi? Hepimiz bir şeyler peşindeyiz anneciğim. Yani işte. Ama yani birilerinin kazancının üstünden de hani bir kazanç sağlanabilmeyi düşünmek de bir ne bileyim. Aslında izin almadan ben doğru yapmaması lazım. Yani ben doğru bulmuyorum şahsen. Kendi adıma konuşuyorum. Ya bu kim olursa olsun. Benim için sıkıntı yok ama herkes bence aynı tepkiyi vermez. İşte. Tavuk da lokum gibi pişmiş. Aynen çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun baba. Bugün temizlik de yaptık. Daha doğrusu yaptım ben de yardım edemedim. Olsun. Paşamız hasta ya ben sana yaptırır mıymış anneciğim? Beni hiç bırakmadı ki. Hep sarılmak istedi. Ona domatesli şehriye çorbası yaptım. Ama yemedi. Yemedi. Uykusuz şey oldu. Hmm. Çünkü çok uyur dedi doktor. Yani bugün ama. Uyur dedi serumdan dolayı. Hmm. İyi olsun da yine yer inşallah. Aynen öyle. Yo çok güzel. Serin serin. Bugün balla karıştırdık ya bal kız bal kız diyor. İneğin ismini söylüyor bal kız. Bebişim devam ediyor yemek yemeye. Ben de şimdi yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Evet geldim. Ay. Toprak, taş, kazma, kürek engel koydum videosundaki yorumlarınızı okuyacağım değerli arkadaşlarım. Evet. Fatma Tosun demiş ki Lord büyüdüğü zaman tavukları yiyecek gibi duruyor Semoş. Üzülürsün sonra demiş. Bebeğim bağlayacağız tatlım benim. Aha kalbimi de koydum sana. Gülcan Özdemir Özerdem. Gülcan Özerdem pardon. Özlem anneni hep ara sor. İlgilen ki annenin kimseye ihtiyacı olmasın. Dostları gerçek arkadaşları hariç tabii ki demiş. Canım benim. Araşıyoruz artık. Rabbime şükürler olsun. Neriman Çamur Allah neşenizi bol etsin canım benim. Evlatlarınla eşinle demiş. Amin cümlemizi inşallah gülüm benim canım benim çok teşekkür ederim inşallah kafam görünüyordur ha. Ay ye kızım ye kalkma kalkma. Ay bakmaya gidiyor yavrum benim. Veronika parlak görünüyor mu? Görünüyor. Canım o naylon mavi sprey boyalar var sür üstüne tam bir şelale olsun. Yazdım anladın inşallah yabancı olduğum için yazamıyorum düzgün. O kadar güzel yazmışsın ki çok teşekkür ederim bir tanem benim. Emine Can maşallah sana elinden her iş geliyor. Sen bir tanesin iyi ki varsın demiş. İyi ki sizler de varsınız. Sizler olmasanız ben olmam. Kesinlikle Allah razı olsun. Murat Çolak Reşit abi ne kadar iyi merhametli bir insan. Tam bir aile babası demiş. Tebrik ediyorum. Aynen öyle gerçekten öyle. Allah razı olsun.
Neriman Acar, Semoş istinat duvarı tutar orayı emme biraz tuzlu demiş. Evet Gülüm, ben kalkamam altından maalesef. Ne yapayım, elimden geldiğince. Oradaki üstte bir kök var biliyorsunuz, o tahtayı koyduğum yerin. O işte yukarıdan aşağı düşmüş. Onların odunlarını ben gelince yaktım. Ev sahibi kesip doldurmuş odunluğuna. Gülcan Özer'den tüm izleyenler ekranda, Facide WhatsApp'ta paylaşalım hadi demiş. Vallahi hadi ya, Allah razı olsun Gülüm benim. Çok teşekkür ederim. Fatma Tosun, domatesler, fasulyeler ne alemde canım demiş. Vallahi büyüdüler Gülüm benim. İner çekim yaparım orada da inşallah. Olmadı ya, yapamadım, ilgilenemedim. İşte kendiliğinden büyüdüler. Bakalım nasıl olacak. Ben de bayağı da inemedim inanın ki. Pınar Karagöz, bal kız sütçü demiş. Canım benim. Fatma Tosun, aşağıdaki ektiğim bahçeyi çekmiyorsun Semoş demiş. Bebeğim vaktim yok inan ki, çekeceğim. Söz. Hatta kızımla iner çekeriz değil mi anneciğim? Evet çekeriz. Hanife Çaka, canım sen mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Seni izleyince oralara yavrularınla çok mutlu ol demiş. Allah razı olsun Gülüm benim. Amin. Hepimiz mutlu olalım inşallah. Fatma Tosun yine demiş ki taşlar yine akar Semoş demiş. Evet ama kabasını aldım arkadaşlar. O taşlar taş değil. Bastığın zaman böyle ufanıyor, toprak oluyor. Öyle bir tuhaf bir şey yani. Buralarda hiç taş yok anlayacağınız. Seyit Akbaba, kolay gelsin Semihacığım. Sen mutlu yok. Senden mutlusu yok. Torunların, toruncan çok tatlı demiş. Çok teşekkür ederim bebeğim. O senin tatlılığın. Mebo, kolay gelsin Semihacığım. Keşke oraya duvar örseniz, toprak kaymasını önler. En azından hem elinin altında sebze ekersin, nane, maydanoz gibi. Hayırlı akşamlar demiş. Tamam. Fatma Tosun, kolay gelsin demiş yine. Minire Tokgöz, Semih sen neden oraları temizlik yapıyorsun? Yardım etsinler demiş. Bebeğim kim edecek canımın içi? İşte Mustafa mı ediyor? Öyle Gülüm benim. Ne yapayım? Melek Avcı, Musti'nin de eline sağlık demiş. Çok teşekkür ederim canım benim. Gülcan Özdemir, yağmur yağıyor. Of, mis gibi toprak kokuyor demiş. Aynen Gülüm benim. Ben de çok severim. Ayla Kıymaz, arabayla gezdirdin demiş. Canım benim. Ayla Kıymaz yine horoz sesi çocukluğuma götürdü demiş. Değil mi? Ay canım benim. Benim de çok hoşuma gidiyor onların ötüşü, sabah ötmeleri. Gerçekten çok güzel bir mutluluk. Hanife Çaka, kolay gelsin Semoş'cum, maşallah sana demiş. Çok teşekkür ederim canım benim. Ayşegül Semoş, bir kedi eksik, onu da al tam olur demiş. İnşallah Gülüm benim. İlknur Öztürk, torunun iyileşmiş çok şükür, sevindim canım. Tekrar geçmiş olsun kızına da, çok selamlar demiş. Bebeğim maalesef, torunum hasta Gülüm benim ya. İnşallah yarına iyi olur inşallah. Asuman çok destek vermiş, Allah razı olsun. Öpüyorum seni Gülüm benim. Bütün yorum yazan herkesi öpüyorum arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden gerçekten. Neriman Acar, sana gülmek yakışıyor demiş. Allah razı olsun Gülüm benim. Emine Yılmaz, Allah gönlüne göre versin. Kolay gelsin canlarım demiş. Çok teşekkür ederim bir tanem benim. Gülcan Mustafa, oğlum şöyle geniş boru paça eşortman giy. Çocuğum o ne öyle tayt gibi evladım demiş. Canım benim, moda. Nalan Şahin, kazık çaksan daha sağlam olur demiş. Ah bebeğim, ah ah ah. Nurcan Sezaioğlu, güzel kalpli insanlar, sizi çok seviyorum. Cansınız, Allah hep mutluluğunuzu bozmasın. Ablamız İzmit'ten selamlar demiş. Bizden de İzmit olsun, sesimizin gittiği her yere selam olsun arkadaşlar. Cemile kaş dibi hadi bakalım Mustafa yavrum kolay gelsin demiş. Sağ ol canım benim. İlknur Öztürk, kız ne yapacaksın o çakılları Semoş'um canım benim demiş. Ah bebeğim, ah işte orayı temizledim. Ganimet Naz, canım ben de çok seviyorum köy hayatını. Hayranım sana, zevkle takip ediyorum. Hayvanlara gösterdiğin sevgiye bayılıyorum. İyi akşamlar demiş.
Öpüyorum seni gülüm benim. Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten çok severek bakıyorum. Onlar evladım gibi ya, öyle söyleyeyim. İnanın ki. İlknur Öztürk, Lord Şelale'nin yanından kaç su alır götürür seni demiş. Korktuk ya. Su bizi alacak götürecek. Ay yerim sizi ya. Yorumlarınız beni kah güldürüyor kah ağlatıyor arkadaşlar. Bundan önceki videomda yorumları okudum. Yine gözlerim doldu. Yine burnumun direği sızladı. Yaralıyız be. Vallahi yaralıyız canlar. Allah razı olsun hepinize. Çok teşekkür ediyorum çok. Gülcan Özer'dem Elmas teyze, Çiğdem'i gerçekten özledim. Elmas teyze aynı Hatice teyzeme benziyor. Arlı, terbiyeli, kibar, çok namus, imanlı, ibadetli bir kadın. Tam Osmanlı kadın demiş canım benim. Bebeğim, evim küçük, getireceğim ama. Kızım dönüş yaptıktan sonra getiririm inşallah. Evim küçük maalesef, müsait değil. Vallahi büyük olsa hepsini bir ağırlarım yani. Ama zorlanıyorum bu sefer. Yatak matak işleri çok zor oluyor. Çok teşekkür ederim ilgin ve alakan için. Ayşekur Semih Hacım, inanın bu pandemi dönemlerinde sürekli seni izliyorum. Keşke bu kadar yoğun olmasan da daha sık videolar çekebilsen. Harikasın canım benim demiş. O senin harikalığın gülüm benim. Çok teşekkür ederim. Sıkmamak adına iki tane atıyorum. Ama en az bir tane atıyorum gülüm benim. Tatlım benim. Tuğba Ülgen, hayvanlar izlemeyi özlemişim. Vallahi hepsi birbirinden sevimli demiş. Çok teşekkür ederim canımın içi. Çok çok sağ ol. Gülcan Özer'den kızın da geldi Semih şimdi. İlk annenin çocuklarını da bir gün davet et olur mu demiş. Kızın da geldi Semih şimdi. İlk annenin çocuklarını da bir gün davet et olur mu? İlk anne kim gülüm benim? Anlamadım. Ekran fotosu alıyorum. Bunu çözmeye çalışacağım. Gülhan Özcanoğlu, elinden her iş geliyor. Bir şelalemiz eksikti. O da oldu. İlerleyen zamanda yeni projelerde görüşmek üzere demiş. Teşekkür ederim. Semoş demiş. Yerim seni ben. Ay canım benim. Denizli Semih, Semoş beni de al yanca, beni de al yanına çalışmaya, yememi, sigaramı al yeter demiş. Aldım bebeğim. Bak imzamı attım, kalbimi koydum oraya. Gel. Gelmezsen bozuşuruz, ona göre bak Ünzileciğim. Neriman Acar, Semoş kız sesin ne hoş. 10 parmakta 10 marifet demiş. Ay yerim ben seni. Çok teşekkür ederim. Hilmi Pektaş, sen onlara yem yerine sevgi daha çok veriyorsun canım benim demiş. Çok teşekkür ederim bir tanem benim. Ya ormana nasıl geldiler? İneğim bile geldi. Vallahi çok şaşırdım. Ay, çok duygulanıyorum işte. Böyle ağlıyorum ben bazen. Çoğunlukla bazen demeyeyim. Ben çok duygusalım arkadaşlar. Ve çok da yaralıyım. Hemen böyle dökülüyor yani. Neyse. Ay. Semih Hacım, annenin ilk çocuklarını ara sıra anneciğin sevinir. Benim 5 üvey kardeşim var. Baba ayrı, o kardeşlerim inan özlerden iyi. Ara sıra gülüm. Bir oğlun, diri oğlun kenetlenin. Ha bir oğlun kenetlenin. Ha. Tamam şimdi anladım bebeğim. Annemin ilk çocuklarını diyorsun. He anladım bebeğim. Canım benim. Bir tane ablam var, bir tane abim var. Ablam biraz rahatsız. Mesela bana hep abla der. Ben ondan halbuki kaç yaş... sinek de bu arada geziyor. Kamerama konmuyordur inşallah. Öyle arkadaşlar. İnşallah onları davet ederim. Buraya gelirler. Çok da güzel olur vallahi. Abim var bir tane de. Onlar da işte ya şimdi... Tek senin yaklaşımından olmuyor ki gülüm benim ya.
Yani öyle. Tek senin isteğinle, yaklaşımınla olmuyor tabii ki. Neyse. Aynur, keşke orada bir duvar olsa tutar o heyelanı. İnmez aşağı toprak, yazık sana ya demiş. Aynen gülüm benim. Hani ey komşur Semih hacım, Lord beni çok şaşırttı, ben duygulandım demiş. Ay hanımcığım sensin biliyorum bebeğim, öpüyorum seni. Evet ya, ben de duygulandım. Nasıl ağlıyor? Eşim ondan hiç şey yapmıyor. Çocuğu gibi. Ne tiksiniyor, ne iğreniyor. İnanın ki elinde yediriyor ya. Ve o eliyle de yemek yiyor adam. Beni çok şaşırttı eşim. İnanın ki. Gülcan Özdemir, Semiha Kani'ye destek demiş yine. Canım benim. Tuğba Ürgen, Lord büyümüş be. Arabayla gezmeye mi gidecekmiş demiş. Canım benim. Behiye Demiroğlu, çamur olur. Alma onları Semoş demiş. Ya canım benim, buranın çamuru yapışmıyor insanın ayağına. Böyle bir tuhaf çamur yani. Gülüm benim. Güney Çebeci, kolay gelsin, ellerine sağlık hamarat kadın Semoş. İşte Karadeniz kadını bu demiş. Allah razı olsun gülüm benim. Derya Müderrisoğlu. Müderrisoğlu. Sizi böyle mutlu görünce çok mutlu oluyorum Semih abla. Sen benim neşe kaynağımsın, güzel insan. Abla her şey istediğin gibi olsun canım benim demiş. Amin cümlemizin gülüm benim. Allah razı olsun bir tanem benim. Çok çok öpüyorum hepinizi arkadaşlar. Ergül Görür, Semoş'un bahçeni çekmiyorsun, büyüdüler mi demiş. Bugün torunumu indirdim de hastaneye giderken yağmur yağdı maalesef, yine araba çıkmıyor buraya arkadaşlar. Büyümüş kocaman olmuşlar gerçekten. Ama tabii ki ot temizliğini falan yapamadım maalesef. Seyhan Öztürk, kolay gelsin Semoş'um canım benim. Kızın da torunun da çok tatlılar maşallah demiş. Allah razı olsun bebeğim. Şerife Bayram, hepsi sevgiyle büyüyor. Ne mutlu sana Semoş, çok şanslılar. Hepsi senin gibi güzel annenin yanında büyüyor. Hepsi demiş. Allah razı olsun bir tanem benim. Çok teşekkür ederim oğlum. Betül Özemiş, maşallah hayvanların hepsi büyüdüler demiş. Aynen. Sevim Bok. Bok. G arkadaşlar. Sevimcim. Soy ismin. Sevim Bok. G. Şelale duvaklı bir gelin gibi ormana yol alıyor demiş. Ay canım benim. Teşekkür ederim. Pınar Karagöz, Semoş araban şekil önümden çekil demiş. Tamam peki. Çekileyim önünden gülüm benim. Ya. Şimdi torpil gibi olacak. Aynı arkadaşlarım defalarca yazdığı için hem yorum desteği vermek için. Hatice Çakır, çok hasretim köy hayatına. Sizler beni mutlu ediyorsunuz. Çok doğalsınız. Evden biri gibi oldunuz. Güzel çift ailesi demiş. Allah razı olsun gülüm benim. Çok teşekkür ederim. Çok. Meliha Altıntaş, hayvanlar çok tatlı. Siz de çok tatlısınız demiş. Sen de çok tatlısın. O senin tatlılığın kesinlikle. Gönlümce paylaşımlar. Hamarat hanımsın ve selam demiş. Allah razı olsun canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok. Safinaz, iyi gün. Kolay gelsin Semoş. Harikasın demiş. O senin harikalığın bebeğim. Anar Memmedov, Azerbaycan'dan selamlar demiş. Bizden de Azerbaycan olsun gülüm benim. Çok teşekkür ederim. Ümüs Yüksel, Semihacım alışveriş vlogu lütfen demiş. Alışveriş vlogu lütfen demiş. Semoş sıfırları oynuyor. Demesi kolay oradan. Ah. Gidemem diyorum. Of. Sen alışveriş diyorsun. Ümüz. Başka bir şey iste. İnşallah, inşallah gülüm benim.
Kamuran Narin Koç, seni çok seviyorum Semih abla, selamlar Konya'dan demiş. Allah razı olsun bebeğim. Medine Yazıcı, ikinci de benden demiş. Canım benim. Bir hata oluşmuş. Niye böyle bir hata oluştu? Eyvah. Ta başa gitti. İbrahim Çınar ablacığım, sizi çok seviyoruz. Kolay gelsin demiş. Allah razı olsun. Gülüm benim, kardeşim benim. Kamuran Narin Koç, seni çok seviyorum Semih abla, selamlar Konya'dan demiş. Hah, demin okudum onu. Canım benim, Konya'ya selam olsun. Gülüm benim. Ay, herhalde ben okurken yine gelmiştir yeni yorumlar. Çünkü videomu yeni paylaştım. Fatma Tulumcu, kolay gelsin Semoş, hoş geldin demiş. Sen de hoş geldin gülüm benim. Ha, sel geldi ne demiş. Kolay gelsin Semoş, sel geldi ne. Anlayamadım bebeğim, yanlış yazdım muhtemelen. Zuhal Türkoğlu, çok güzel oldu. Çiçekleri hayvanlar yemez mi canım demiş. Ha canım benim, hayvanları hep bahçe dışı attım. Tavukları falan da. Kuzuları da attım. Ama tavşan, tavşan hep yemiş çiçeğimi. Ya tavşan giriyor, nereden giriyorsa buraya. Fidanser Şeker aile, kolay gelsin demiş. Allah razı olsun bebeğim. Murat Çolak, Mustafa yavrum annesine yardım edermiş. Benim oğlum gibi kıyamıyor annesine demiş. Aynen gülüm benim. Çok teşekkür ederim. Ayşe Çobanoğlu, kolay gelsin, yoruldun, kahveyi hak ettin demiş. Çok teşekkür ederim tatlım benim. Fatime Mertoğlu selamlar demiş. Aleyküm selam bir tanem benim. Neval Karagöz, kıyamıyor insan bunların sadık davranışlarına. İnsanlardan iyiler demiş. Hem de nasıl? Kesinlikle de değil. Kesinlikle haklısın. Manana Askaroğlu selamlar Gürcistan'dan demiş. Bizden de oraya olsun gülüm benim, öpüyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir açıklama daha yapayım. Büyük harflerle yazmanızı rica ediyorum ya. Büyük harfler daha iyiymiş. Ben de tabi sağdan soldan duyup öğreniyorum. Büyük harflerle yazmak daha iyiymiş, daha etkiliymiş. İşte YouTube beni daha çok öne atıyormuş. Mesela beni 70.000, 75.000 abonem var. İşte bu abonenin çoğalması için, hani işte kitlemin çoğalması için bunlar önemliymiş. O yüzden rica ettim, bilginiz olsun. Tabii ki yazabiliyorsanız, bir arkadaşım yazmıştı o videoma. Semih Hacım, bunu bile zor yazdım, gözlerim görmüyor diye. Ay dedim, insanları da vallahi zorda bırakıyorum dedim ya. Ama ne yapayım ya, ben de ekmeğimi bundan kazanıyorum işte. Canım benim, canlarım benim. Lütfen bağışlayın. Sizden istiyorum işte, destek istiyorum, ne yapayım. Size mahkumum arkadaşlar. Sizin elinizdeyim. Yani ipim sizin elinizde. Kesinlikle. Vallahi. Zerrin Tasalıoğlu, ay Özlem gitti mi? Biz de özleyeceğiz demiş. Hayır gülüm benim, gitmedi. Pazar günü gidecek inşallah. Vallahi gidecek. Gidecek ama ben torunumu o kadar çok seviyorum ki. Üçümüz aynı yatakta yatıyoruz arkadaşlar. Dün akşam ben buraya uzandım, belgesel izleyeyim biraz diye, dinleneyim dedim. Onlar da yatmışlardı. Oradan anneannem de gelsin diye. Ay şaşırdım, şok oldum. Ben de hemen bıraktım gittim koşa koşa. Uyudu gitti. Çok uslu, o kadar efendi, o kadar uslu ki. Ve çok tatlı gerçekten. Yemin ediyorum hastanede o ağladı, ben de burada ağladım. İnanın ki. Fatma Tosun, çiçekler harika, emeğine sağlık Semoş demiş. Allah razı olsun gülüm benim. Neval Karagöz, enişte kıyamadı yavruya, ne yapsın demiş. Aynen gülüm benim. Ona gidiyor kemik almış, iki poşet. Kaynat dedi bunları saatlerce, içsin diyor. Nasıl ilgileniyor? Murat Çolak, Özlem ne güzel çocukla ilgileniyor maşallah demiş. Aynen. Neval Karagöz, kuzular da ayrı bir
keyif var maşallah demiş. Ay bana alıştılar, bensiz durmuyorlar kesinlikle. Çok güzel. Gülşen Semoş enerjine maşallah, Rabbim nazardan korusun inşallah demiş. Amin cümlemizi gülüm benim. Ne var Karagöz, oy kurban olurum sana ya, nasıl dağılıyor demiş. Ya canım benim. Cemile kaçtı be, afiyetle için kahvenizi demiş. Allah razı olsun gülüm benim. Fatime Mertol Lord seveni biliyor demiş. Aynen. Ferda Demirel destek demiş. Allah razı olsun gülüm benim. Fatime Mertol Semih Hacım Allah kalbine göre versin inşallah demiş. Amin cümlemizin gülüm benim. Murat Çolak Yavuz'um ne güzel hava aldı, mis gibi ortam demiş. Aynen, hiç hiç burayı yadırgamadı arkadaşlar. Yabancılamadı, sıkılmadı, daralmadı gerçekten. Çünkü çok dikkati dağılıyor. Bir bakıyorsun tavşan geliyor, bir bakıyorsun tavuk geliyor. Kuzular, keçiler, inekler. Biz de çok seviyoruz, kucağımızdan falan indirmiyoruz böyle. Çok keyifli geçiyor yani. Minire Tokgöz Mustanne'ye yardım etti, aferin sana demiş. Çok teşekkür ederim canım benim. Fatime severek izliyorum Samoş demiş. Allah razı olsun gülüm benim. Bir kusurum yanlışım olursa affola. Affınıza sığınıyorum. Canım benim. Doğalım arkadaşlar. Doğal çekiyorum. Yapmacık zaten ben, istesem de olamam. Karakterim de izin vermez kesinlikle. Tabii ki komik videolarımda tabii ki kurgu şu bu. Ama böyle konuşmalarım falan işte yani. Onu yaptık bütün gün. Çok yoruldum. Çünkü yorucu işler. Ne demek kürek sallamak? Hep elim elim patlamış inanın ki. Sabah bir kalktım. Anam böyle sopayla her yerime vurmuşlar gibi. Şöyle ay falan kalktım yani. Hemen bir yudum kahve yapıyorum kendime ayılayım diye. Ondan sonra maraton başlıyor. İneği sağıyorum, doyuruyorum. Önce keçiyi sağıyorum, doyuruyorum önce onları. Sonra sağıyorum keçiyi. Tavukları salıyorum. En son bal kıza geliyorum. Hızlı hızlı böyle. Böyle işte arkadaşlar ya. Zuhal Türkoğlu bütün destekler sana Semoş demiş. Allah razı olsun ya. Var olun, eksik olmayın arkadaşlar vallahi. Allah razı olsun binlerce kez. Bakın böyle okuyorum işte yorumlarınızı. Yani biz yazıyoruz ama okunmuyor diye kesinlikle düşünmeyin. Okuyorum ben. Tülay Akkin, ay eniştenin peşine ağlıyor demiş. Aynen. O da duymuş, orada durmuş farkındaysanız. Ben dur dememiştim. Barat Rose, bu arada Elmas teyzeyi özledik demiş. Tamam gelecek. Ayşe Sezer, ne güzel bunlar ya. Kıyamam maşallah demiş. Değil mi canım benim? Fatma Tulumcu toprak mı kaydı demiş. Kaymış bebeğim evet. Aynen canım benim. Petek Akın fidan dikin bayırlara, toprak kaymaz ağaç olurlar da demiş. Aynen doğru diyorsun gülüm benim. Zaten dünyayı ayakta tutan bebeğim yaşlılarımız, çocuklarımız, ağaçlarımız. Onların yüzü gözü hürmetine işte biz yiyip içiyoruz. Böyle. Yani ne yapacağız? Yaşlılarımıza nazik olacağız. Onlara bakacağız. Onlara hürmette kusur etmeyeceğiz kesinlikle. Çocuklarımızı sevgiyle büyüteceğiz. Hayvanlarımızı sevgiyle besleyeceğiz. İşte ağaçlarımızı koruyacağız. Bakın ben bir dal bile kesmiyorum arkadaşlar ormandan asla. Bakın kesebilirim. İneğimin önüne doldurabilirim. Yapabilirim. Hayır asla. Sanki bir canlı çocuk kesiyormuşum gibi olurum. Yani asla kesmiyorum. Çünkü onlar orada güzel. Kesinlikle. Çok seviyorum. Ben doğaya bayılıyorum. Hayvanlara bayılıyorum. Yeminle. Bayılıyorum ya. Çok seviyorum. Burası tam bana göre. Ben gezmeyi sevmiyorum arkadaşlar genel olarak. Karakter olarak gezmeyi sevmiyorum ben hiç. Ben ne kadar evdeyim o kadar mutluyum yeminle. Böyle bir yere gideceğim zaman Allah sanki böyle her yerim dökülüyor. İstemiyorum gitmek ama mecburiyetten gidiyorum. Tabii gidince de tadını çıkartıyorum ayrı konu. Çünkü sevmiyorum diye böyle mi oturacağım? Hayır tabii ki.
Denizi hiç sevmiyorum, denize girmeyi. Ama kenarında oturmaya bayılırım. O manzarayı seyretmeye bayılırım. Mesela ben geçen sene hiç gitmedim denize. İstesem giderdim. Rıva falan bana yakın burası. Ama ben sevmiyorum ya. Ben böyle evde işte tam burası, tam yani istediğim hayatı yaşıyorum, inanın ki. Allah'ım herkese istediği hayatı nasip etsin. Çok güzel bir şey. Severek yapmak. Hayvanlarla. Ben hiç oturmuyorum. Mesela şimdi yorum okudum. Burada otura kaldım. Normalde hiç oturamam. Kurt var sanki. Hep bir şey, hep işim oluyor benim. Hep bir şeyler yapıyorum. Severek yapıyorum. Karakterim böyle. Ne yapayım? Fadime her yere yetişiyorsun maşallah demiş. Canım benim. İsteyince inanın her şey oluyor arkadaşlar. Şey hariç. Ne yapayım ya işte. Aman. Mesela akşam olsun istemiyorum. Tabii karanlık da ayrı bir güzel ama. Bir de şey bu ilk ineği aldığım dönemler sağarak göstermiştim ya. Tabii ki inek tepecek diye arkadaşlar hep tedirgindim falan. Bir de şimdi elimi unutmuştu yani. Yanlış manlış sağdım herhalde. Herkesin hafızasında o kalmış. İşte sen sağamıyorsun. Ah sen beni gör bak nasıl sağıyorum falan. Nazardan da korkuyorum. Bir gün de sağarken çekeceğim yani böyle kısa da olsa videomun bir içinde. Ondan sonra böyle ya yapamayan diyorlar bana. Kimsin? Yavuz'um da uyudu. Ses yapmayayım diye dikkat ediyorum. Hülya Akçay, bütün sevimli dostlar hepsi çok çok harika. Çocukların çok eğlenceli demiş. Çok teşekkür ederim tatlım benim. Allah razı olsun. Bu yorumlar bu kadar arkadaşlar. Bunu okudum bu videomun yorumlarını. Okumadığım arkadaşlar da lütfen kusura bakmasın. Muhtemelen sonra yazmış olurlar. Bilginiz olsun. Ayla Kıymaz, kuzular, keçiler, lord ne kadar mutlu demiş. Canım benim. Onlar beni mutlu ediyor. Ben de onları mutlu ediyorum. Kızmıyorum, sinirlenmiyorum, bağırmıyorum, çağırmıyorum. Çünkü onları çok seviyorum. Onlar bize gerçekten Rabbimin mirası. Gerçekten. Çok değerlerini biliyorum, kıymetlerini biliyorum. Onlara aşıkla bakıyorum ya. Vallahi. Yani çok güzel onlar. Kesinlikle. Murat Çolak sütçü demiş. Sütçünün adı da sütçü kaldı. Bir videomda sormuştum arkadaşlar. Şey danaya daha buzağa. Bizde dana diyorlar arkadaşlar. Ağzım danaya alışmış. Dana aslında erkek buzağa deniyormuş galiba. Neyse herkesin bir yoğurt yirişi var diyorlar ya işte o. Süt ver ne işte daha ne kadar vermeliyim veya kesmeliyim mi diye sorduğumda et tutmaz verme dediniz. Çok şaşırdım. Hala veriyorum ama kesmeye başlayacağım. Gıdım gıdım kesmem gerekiyor değil mi? Bu konuda da bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Bu arada bakayım videomu sonuna kadar baştan sona kadar izlemiş misiniz? bir de arkadaşlar hani öne aldırmadan izlerseniz çok mutlu edersiniz beni. Eğer videoyu sardıra sardıra izlerseniz hiçbir faydanız olmuyor. Bilginiz olsun. Zaten o kadar güzel ki benim çekimlerim. Yani doğa, hayvanlar. İnşallah sıkılmazsınız. Sıkmıyorumdur sizi. Şimdilik öpüyorum sizi. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bugün bir çekim yapacaktım. Ama işte evladımız hasta oldu. Yapamadım. İnsanın eli kolu düşüyor gerçekten. Keyfi kaçıyor, huzuru kaçıyor. Mutsuz oluyorsun, huzursuz oluyorsun. Böyle işte arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine yorumlarınızı okuyarak böyle bir video yaparım isterseniz tabii ki. İşte o kardeşimin açıklama videosu da yani böyle eski videolarımın üzerinden analiz yaptı. Türkiye'de para kazanmak çok zor arkadaşlar. 3-5 kuruş kazanırsın, onu böyle didiklemeye başlarlar. Ne kadar, ne ya işte 3 lira 5 lira kardeşim ne yapacaksın? Sana ne faydası var?
sana ne zararı var? Buna ne gerek var arkadaşlar? Öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Rica ediyorum bunu sizlerden.